Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerini Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı ile konuşacağız. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi elbette e, uçakta pek çok konu konuşuldu, pek çok gündem maddesine e, değinildi fakat en önemli olan e, maddelerden biriyle başlayalım. E, ne yazık ki Türkiye 6 Şubat'ta iki büyük depremle sarsıldı. E, o depremin üzerinden de 6 ay geçti. Şimdi... E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu depremlerin ardından hemen bir çalışma başlatmıştı yaraların sarılması anlamında. AK Parti de seçim beyannamesinde afetle mücadele eylem planını açıklamıştı. Şimdi çok fazla ayrıntı içeren bir çalışma bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olası afetlere karşı hangi değerlendirmelerde bulundu ve çalışmalara ilişkin hangi bilgileri verdi? Evet tabii ki asrın felaketinden etkilenen bölgeleri ayrı Marmara'yı evet. ayrı olarak tabii. konumlandırdıklarını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda tabii Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı, yaptığı, devam ettiği ve devam edeceği projeleri ve onların çalışmalarına atıfta bulundu sık sık. Ee, özellikle e, deprem bölgesindeki, Hatay merkezli deprem bölgesindeki çalışmalardan bahsetti. Orada zemin artı 3, zemin artı 4 e, şeklinde olmak üzere yeni konutların inşa edildiğini bununla birlikte köy evlerinin inşa edildiğini ve çelik konstrüksiyonla bu binaların yapıldığını hafif yapı elemanları kullanıldığını ısrarla vurguladı. Hı hı. Bir ila bir buçuk yıllık bir takvim belirlediklerini söyledi. Bununla ilgili bu binaların tamamen yetişmesi ve o insanların yeniden evlerine yerleşmesi konusunda ve kentsel dönüşümle alakalı olarak da yine yerinde dönüşüm projesine de şu an için 200 bine yakın başvurunun olduğunu vurguladı. Bu sayının da artmasını beklediklerini söyledi. Hı hı. Ee, İstanbul depremiyle ilgili de yine çalışmaların evet. Marmara e, bölgesiyle alakalı olarak çalışmaların da devam ettiğini, 1,5 milyon konutun dönüşümünü e, şu an için öngördüklerini ve bunun için e, asla boş harcayacak e, vakitlerinin olmadığını ısrarla evet. vurguladı. 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz ve bunu en kısa zaman içerisinde yapacağız ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii ki bir başlıkta kanalı Kanal İstanbul için açtı. Yani deprem e, önlemleri ya da işte deprem sonrası yapılan çalışmaları anlatırken Kanal İstanbul'la ilgili de bir başlık açmayı ihmal etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kanal İstanbul'un her iki yakasına da beş'er yüz bin nüfusu barındıracak projemiz de yine İstanbul depremine yönelik tedbirlerimiz kapsamında olacaktır dedi. Yani e, tekrar toparlayacak olursak asrın felaketinden etkilenen deprem bölgeleriyle ilgili ayrı bir çalışma. Marmara İstanbul değil. Marmara için ayrı bir çalışma yapıldığını bununla birlikte kentsel dönüşüm için 1,5 milyon e, evin, e, konutun yeniden e, inşa edileceğini ve ek olarak da yine Kanal İstanbul projesiyle birlikte de e, İstanbul depremine hazırlıkların e, devam edeceğini de vurgulamış olduğu cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. E, bu arada son.